Bu kur krizi yani çok aslında uzun süredir gelmekte olan bir kriz maalesef Türkiye'nin zaten uzun süredir ekonomisi dış sermaye girişlerine son derece bağımlı bir ekonomiydi ve bu dış sermaye girişlerinin kesilmesiyle aslında dolar yavaş yavaş artışa geçti ama bunun üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ısrarlarıyla ee, çok e, aşırı düşük bir faiz politikası geçir getirilmesi ee, bu kır kur krizin daha da alevlendirdi diye özetleyebiliriz aslında. Ee, yani bu kur krizinde niye böyle bir faiz politikası izleniyor da acaba e, böyle bir kur krizine yol açılıyor? Üzerine konuşmak lazım. İşte bunun üzerine bir sürü söylenen şey var ama şu anda bu e, yani gördüğümüz şey yani dolar 13'ü geçmiş durumda. Birkaç tane teori var niye hedeflediğine dair. Bir tanesi e, cari fazlaya geçerek e, cari fazlanın getireceği bir e, ekonomik büyümeye ulaşabilmek bir amacı söylenen. E, işte eme faizi düşük tutarak reel piyasayı canlandırma hedefi olduğu söyleniyor. Ee, şimdi bu, bu şekilde bir tabii ki şey e, kuru reel olarak değerini düşürmenin ihracata getireceği bazı faydalar var. İthalatı düşürmek anlamında da getireceği bazı faydalar var. Fakat bu şekilde bu kadar volatil bir kurla aslında yüksek büyüme hızına ulaşabilen, e, sürdürülebilir bir kalkınma modeli yakalayabilen ülkeler çok fazla değil. Yani bu sene Türkiye tabii yüzde dokuz büyüyecek ama bu geçen senelerdeki büyümelerin düşük olması nedeniyle olan bir baz etkisi nedeniyle göreceğimiz bir şey. Şöyle bir şey var yani şu anda Türkiye bekleyen bir kur enflasyon sarmalı tehlikesi var. Yani kur artışına bağlı olarak Türkiye'de bir yandan maliyetler de artıyor ve bu maliyetlerin artışı yani kurun etkisinin fiyatlara yansıması aslında Türkiye kurun e, olumlu etkilerini zayıflatıyor. E, bu şu anda şey görebileceğimiz bir şey. Ayrıca çok uzun süredir hükümet hem doğalgaz fiyatlarını biraz normalin aşağısında tutarak hem de işte ÖTV indirimleriyle benzin fiyatlarını normalin aşağısında tutarak bu kur krizinin etkilerini fiyatlara yansıtmamaya çalışıyordu. Ama bunun da sonuna gelindi. Artık yani Türkiye'de de benzin dünya standartlarında çok ucuz seviyelerde dolar bazında bakıldığı zaman daha fazla ÖTV indirimiyle fiyatları aşağıda tutamıyor hükümet. Dolayısıyla şu anda yelkenler fora bir şekilde hem fiyatlar hem de kur artmaya devam ediyor. Yani tahmin etmesi şu aşamadan sonra çok zor. Çünkü şöyle bir şey var. Yani evet bu kur krizinin bir miktar cari açığı düzeltme hatta cari açığa döndürme anlamında etkileri olacak. Bu da ülkeye bir döviz girişi yaşatabilir. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan ısrarla bu yüksek kuru savunuyor ve bunun aslında cari fazlaya dönebilmek için önemli bir araç olduğunu söylüyor. Şimdi sürekli olarak bu cari fazla vurgusu verildiği zaman aslında piyasalarda şöyle bir algı oluşuyor. Yani ne olursa olsun e, Tayyip Erdoğan bir şekilde bu kuru yukarıda tutturur. Yani düşüşe geçse bile Tayyip Erdoğan bir şey yapar ve kurları tekrar yukarı çeker. Şimdi tehlike bu. Belki Türkiye döviz girişi olabilir. Yani dediğim nedenlerden dolayı daha önce bu döviz girişi daha sınırlı da kalabilir. Ama döviz girişi yani ihracat nedeniyle girse bile bu dövizin TL'ye geçeceğinin veya ne kadar geçeceğinin bir garantisi yok. Veya bu ülkeye giren dövizle ne kadar TL talebi yaratılacağını bilmiyoruz biz. Çünkü şu anda kimse TL'ye güvenmiyor. Evet yani hem hane halkları TL almakta veya firmalar TL almak tereddüt edecekler. Hem de yabancı yatırımın gelmesi de daha zorlaşacak. Bakın en son işte BBVA Garanti Bankası'ndaki hisselerini arttırma kararı almıştı. Ee, ve bu kararın Sonrasında kur krizi geldiği zaman mesela BBVA hisseleri %5 değer kaybetmiş durumda şu anda. Sırf bu karar dolayısıyla. Yani bir nevi aslında Türkiye'ye yatırım yapma kararı aldığı için cezalandırılmış oldular. Tabii bunu diğer uluslararası yatırımcılar da görüyor. Şu anda gelecek bir yabancı sermaye varsa gelmesinin en önemli de bu oluyor. Yani kelepir fiyata Türkiye'deki firmaları veya Türkiye'deki belli varlıkları alabilmek olur. Bunu da yaparlarsa işte belki gelecekte Erdoğan hükümeti değişir ve Türkiye normal'e dönerse gelecekte şu anda ucuza aldığımız varlıklar değerlenir ümidiyle yaparlar. Ama yani bu bile motivasyon bile ne kadar ülkeye sermaye girişi ne açar Orası belli değil ama dediğiniz gibi yani gelen sermayede Türkiye'deki varlıkları çok ucuza alıyor şu anda. Yani son olarak şunu eklemek isterim. Bu e, kur krizi e, maalesef Türkiye'deki gelir eşitsizliklerini de e, çok ciddi anlamda arttırıyor. Bakın şu anda e, varlıklı kesim eğer e, elinde e, döviz mevduatı bulunduruyorsa ki pek çoğu e, varlıklı insanların bulunduruyor. E, bu kesimin gelirleri TL bazında ciddi anlamda arttı. Bu kur krizi nedeniyle. Fakat işte ücretliler e, maalesef aynı şekilde e, bu artıştan faydalanamıyorlar. Bilakis artan enflasyon nedeniyle ücretler ücretler e, ciddi anlamda e, aşağı doğru baskılanıyor. E, bunu görmek gerekiyor ve bu aslında sıradan vatandaşın e, gelirin artmaması da mesela tüketici güven endekslerinde falan da gözüküyor ve aslında Tayyip Erdoğan'ın da e, bir anlamda e, sonunu getirebilecek bir gelişme. Çünkü e, sıradan vatandaşın gelirleri atmayınca aslında oy verme ihtimalleri de azalıyor yani bir bir sonraki seçimde. Valla bu e, yani çok kolay cevap verilebilecek bir soru değil. Bana göre kısa dönemde Türkiye'nin toparlanması kolay. E, şu anlamda yani yeni bir iktidar geldiği zaman bunun yaratacağı havayla işte belki Faizler de arttırılarak e, belli bir ölçüde işte sermaye girişi olabilir. E, Türkiye şu anda zaten Türk lirası çok değersiz durumda. Yani e, orta vadede hani düzgün bir iktidar geldiği zaman cari açık da çok büyük problem olmayacaktır ilk aşamada. E, büyük bir sermaye girişiyle de hatta e, bir yandan işte hem dolar düşebilir hem enflasyon aşağı çekilebilir. Fakat buradaki e, tehlike şu, e, Türkiye'nin kırılganlıkları e, öyle bugünden yarına değişebilecek kırılganlıklar değil. Yani bir kere bu cari açığa dayalı e, büyüme modeli e, şu anda değişmiş durumda değil. Değişmesi için Türkiye'de yapısal bir takım değişiklikler olması gerekiyor. Bunlar da yani sadece kurun ...ittirmesiyle olabilecek bir şey değil. Bir kere böyle bir şey var. Yani tekrar... E, Türkiye sermaye girişi başladığı zaman... ...tekrar biz aynı işte cari açık... E, ...artan borçlanma ve işte... ...kriz sarmalına girebiliriz. Böyle bir risk var. E, i̇kincisi de Türkiye'nin kurumları... ...son dönemde çok aşındı. Yani yargıdan tutun... ...işte devlet kurumlarına kadar... E, ...bunları düzeltmekte zaman alacak. Yani... Bu sorunuza aslında cevabım şöyle olur. Kaç senede doğru bir soru değil. Yani aslında bilek kısa dönemde, çok kısa dönemde bir toparlanma olur ama bunu sürdürülebilir yapmak için çok daha fazlasını yapmak gerekiyor. Bunu da yapabilecek bir iktidar gelir mi gelmez mi ondan da şüpheliyim açıkçası. <laughs>